Atanılır her hafta sürpriz konuklarıyla karşınızda olmaya devam ediyor. Bu haftaysa İzmir'deyiz ve Karşıyaka'dayız. Konuğumuzsa Anıl Piyancı. Kendisiyle hoş sohbet yapacağız. Üzerinde basketbol oynayacağız her zaman olduğu gibi. Eğer hazırsanız Atanılır başlıyor. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bizimle beraber görmek gerçekten çok güzel. Çünkü sen de bayağı büyük bir ekibin parçasıymışsın. Öğrendik. Teşekkür ederim. Bayağı müziğin yanında bir de basketbol sevdanız varmış sizde. Evet, evet. Nasıl geçiyor? Bu arada şöyle söyleyeyim. Programı hazır açmışken İzmir'de Pınar Karşıyaka'nın salonundayız. Benim için de ilk oluyor. İzmir'de böyle bir yerde program yapacağımı düşünmemiştim. Hem de seninle. Ama senin için çok özel bir yer. Ben isterim ki neden senin için özel? Tamam, İzmir olduğunu biliyorum. Pınar Karşıyaka olduğunu biliyorum. Direkt Karşıyakalı olayım zaten. Şu tribünlerde yani ben her zaman yerimi alıyorum. Yani maçlar gerçekten izleyeyim. Basketbol maçları. Sahanın içinde olmak o yüzden bana da böyle bir heyecan verdi. Işıklar falan da açık. Kendimi böyle bir garip hissettim. Ya, heyecanlı hissettim. Pandemi sebebiyle gelinemiyordu ya. Bir evet. De aynı zamanda biraz da üzücü. Uzanları evet. Bir de çok iyi gidiyorduk yani. Sen şey Karşıyaka şu anda da çok iyi gidiyor yani, evet. Takım yani. Tam pandemi öncesi tam şampiyon oluyorduk diyordum yani. Ya gerçekten öyle bir şey var. Aslında ben maçları kaçırmamaya başlamıştım hani böyle oturtmuştum iyice düzeni. Tam o sırada patladı pandemi. Ya bana göre mesela Pınar Karşıyaka deyince aklıma hem Euroleague oynadı. Yine Ufuk Hoca ile müthiş bir çıkış yakaladı. Bir sene vardı hatırlarsın muhtemelen. Evet. Bizim için de böyle Euroleague'de 4 takım vardı yanlış hatırlamıyorum o zaman Türk temsilcisi olarak. Çok güzel bir sezonda onların böyle taçlandırdığı bir yıldı. O zamanlar ne yapıyordun mesela? Yani o zaman hani benim çok fazla takip ettiğim bir dönem değil açıkçası. Evet yani rap müziğim işte daha yeni yeni keşfettiğim kendi mesleğimle çok böyle aşırı uğraştığım dönemler olduğu için böyle kendi şeyimde kaybolduğum bir dönem. O yüzden böyle hobilerimle ilgilenemiyordum. Yani şimdi basketbol spor benim bir hobim yani şey olarak. Şimdi takip etmem vesaire biraz daha düzenim oturduğu için daha kolay oluyor ama o dönemlerde çok sık takip edemiyordum. Şampiyonluğumuzu da işte yani o zaman sahilde dev ekranda sahaya girememiştim o zaman yani dev ekranda izlediğimi hatırlıyorum ve o gün şampiyon olduğumuzu kutladığımızı hatırlıyorum. O gün çok güzeldi yani ama geri kalan kopuk kopuk bende. Anıl mesela böyle hani biz de bir Fero'yla da bir araya gelme şansımız oldu. İzledim. Hatta Mehmet Okur da aynı şekilde bizim için kıymetli bir isim ama aslında sizin de böyle özel bir arkadaşınız varmış. Beraber gelip bir araya gelip maç falan yapıyormuşsunuz. Evet. İnanılmaz görüntüler var elimizde. Ya Mehmet abiyle internetten sadece yani daha görüşebildik. Yani daha henüz böyle yüz yüze gelemedik ama çok... Arka planda ekip biz bir araya geldik tabii. Evet ya çok tatlı bir insan. Hani çok güzel hani şey yapıyor. Şimdi baskete ben heves ettiğim için... O da görüp hani gelişimimi de gördü ufak tefek. Gerçekten hani böyle, mi? Evet yani o ben hiç video atmaya başladığımda şimdi arada fark var onun da hoşuna gitti. Bir şey söyleyeceğim benim en son senin attığını yine sosyal medyada paylaştığın görüntüye bakınca yani bayağı dans ediyorsun diyeceğim topla. Yok ya. Ben evet öyle muhtemelen basketbol bilen oynayan herkes aynı şeyi düşünür diye düşünüyorum. Çünkü hem çekimi güzel o da ayrı ama. Çok korkuyorum biraz sonra atanır kısmına geçince. Ya şey ya şu anda böyle bir an boşluk olunca yani müzik işte konserlerim yok. Albümüm hazır hani o çıkacak vesaire. Bir şey diyeyim bir hobimi bir şekilde gerçekleştirebilecek zaman buldum pandemide. Ve o yüzden işte antrenmanlara başladım. İşte Alper Saruhan'dan. Alper çok sevdiğim bir arkadaşım. Evet, son ders verdiğini bilmiyordum. Evet yani onunla şans eseri denk geldim. Can Kut tanıştırdı onunla da. Ve hani ben ders almaya başlayınca Alper Hoca da hani şey gibi gördü, bana gelir gibi gidiyorum yani. Ben bayağı sanki maça hazırlanıyormuş gibi. Bir de bizim şeyimiz oldu. Ben işte Fero'yla ikimiz takım kurduk. Sonra işte bir kapışma yaptık kameralar evet. Önünde. Evet, evet. Ona da hazırlanalım falan derken ben o sırada kendimi iyice basketin içinde buldum yani. Her sabah artık NBA izliyorum yani. Gerçekten mi? Evet yani iyice takip etmeye başladım. Yani çocukluğumda böyle takip etmiyordum. 30 yaşında işte ilk böyle bir hobi edinmek de enteresan ama benim bir boşluğumu doldurdu. Spor zaten hep istediğim bir şey. O yüzden hani böyle zamanımı ayırıyorum basketbola. Şimdi albümü konuşacağız ama mesela bana son zamanlarda benim de artık ilgi duymam sebebiyle sizin ekibin müziklerini
ben de bir şekilde hayatıma sokmaya başladım son zamanlarda gerçekten. Antrenman yaparken sizi dinliyorum bol bol. Zaten basketbolla en çok uyan müzik rap müzik yani. Onu soracaktım. Ne dinliyordunuz sana mesela biz yokken? Tamam, siz yokken gerçekten evet, biraz yabancılığı... daha yabancı dinliyorduk. Tamam, evet. Okey. Orada yani... şey çünkü hayır yani hip hop, basketbol yani birleşmiş bir şey yani o yüzden. Bu nereden soruyorum. Geliyor? Ben mesela eskiden aslında gayri ihtiyari içinde doğup büyüdüğüm için hiç bunu sorup sorgulamamışım bile. Ama sen... Ben de sorgulamadım. Ben de direkt içine doğdum yani. Basketbol, hip hop yani basketçi adam rapçidir. Rapçi adam basketçidir. Evet çok ilginç. Öyle hani şey öyle var. Bir şey var yani. Amerika'da özellikle bu böyle. Yani NBA kültürü, NBA dünyanın işte hani basketbolda gelmiş son nokta gibi düşünürsek. Hani hip hop da Amerika'da geldiği son nokta. Şeye benzer mi acaba? Hani siyahilerin biraz arka sokaklarından çıkan hem müzik hem de hem acaba evet, onunla basketbol alakalı. Aşkı evet, bence olabilir yani mi? Şu an sadece beyin fırtınası yaparsak o şekilde, o şekilde yani. Öyledir, öyledir deyip. Yani görüyorsun yani onlar öyle. Biz çocukken rol modeli aldığımız herkes öyleydi. Yani basket oynuyordu rapçiler. Peki. Basketçiler de rap oynuyordu. Şimdi müzik albüm kısmını konuşacağız dediğim gibi ama oraya geçmeden önce biraz şunu sormak isterim. Çok eski bir ekibiniz var. 8. Doğru mu? Evet. Doğru. Bu 8'li çok önemli. Bir 8'li arkadaşlar onu söylemek isterim. Çünkü içinde şu anda yıldızlar var. Yani evet, başta evet. Ya bizim çıkışımız orayla ilgili yani. Herkes biraz birbirini anlasak, çekti. Kim vardı 8'de? Şimdi Ezel, Keyshan, Red, işte Grogi, Indigo, Bigo, ben... var mı unuttum? 7. Oğuz Baydar vardı. Emrah Karakuyu vardı. Belki o 8'in içinde hani hı-hı. Şey değişti. Ama bu sanırım hani 9 yaparsak o şeyi. O zaman biz ilk yani ilk sene defa kaç, hani, sene kaç sene 2011. Önce 11 olabilir. İlk kez işte biz hani benim Yeşil Oda diye bir işte müzik şirketim var. O zaman bir stüdyoda toplanıp bir albüm yapmıştık ve onun lansman konserini yaptık İzmir'de. Hı hı. İzmir'deki konser. O zaman işte ufak ufak. O zaman konsere Taş Çatlası'nın 70 kişi geldi, gelmedi. O da arkadaşların yani. Arkadaşım var. Zaten 8 kişiyiz. Hani konsere gelecek kişi sayısı da 70 olunca herkesin 7 arkadaşı gelse yani öyle bir şey de kurtarıyor maçı. Neyse biz dedik ki bu kadar beraber bir araya geldik. Hani beraber bir şarkı yapmasak mı yani? Ve bir günde bir şarkı yaptık. Ondan sonra Bostanlı sahilde, bu sahile çıkıp elimize kamerayla klip çektik. O zaman klip çekmek falan da çok olan bir şey değil yani rapçiler arasında özellikle. Biz o şarkıyı internete yükledik, hepimiz TT'ydik. Gerçekten. Şok olduk yani. Biz mesela hani ilk kez hani bir şarkımız 1 milyon tıklandı. Wow, o zaman hiçbir rap klibi 1 milyon falan değil yani. Öyle bir dönem yani. YouTube falan yeni. Yani hiçbir şey yoktu. O zamandan bir çıkış yakalandı. Ondan sonra herkes ufak ufak bir şekilde bir şeyler kaptı. İşte sonra yani ayrı yerlerde olsak da hani hep kopmadık. Devam etti yani şarkı yapmalarımız falan beraber. Bir 8-2 yaptık ondan sonra. O da çok tıklandı o zaman. Bayağı iyi gitmişti. Sonra aramızdan gerçekten hisseden herkes bir şekilde yolunu buldu. Yani Türkiye'nin üstünde çıkardık. Orta düzeyde çıktı yani bir şekilde kendini... bu müziğin içinde olan insanlar o etkileşimden çıktı. Sonra işte Fero'yu çektik, o oldu falan derken bir bağ var yani herkesin arasında. Peki evet. Mesela şarkı sözlerini yazıp söyleme diye bir kültürünüz var sizin. Tabii tabii. Mesela birliktelikler olduğu zaman kim yazıyor, kim söylüyor kısmını. Ha şöyle yine şeyler kendi oluyor. Kendi söyleyen kendi... Tabii mesela altyapıyı açıyoruz biz. İşte bir köşede işte bir stüdyo düşün burayı ve işte bir köşede sen bir masadasın, ben bir yerdeyim. Ben sözlerimi yazıyorum, sen yazıyorsun. Aa ne yazmışsın kanka falan hani birbirine bakarak. Biz kendimizi öyle geliştirdik. Gerçekten o konuda mi? Çok şanslıyız yani bizim nesil. Sanal ortam olmadığı için o zaman da tamamen stüdyoda geliştirdik. Hani Ezel nasıl bir şey yapıyorsa, işte Keyshan nasıl bir şey yapıyorsa ve ben onlardan bir şey öğreniyordum, o benden bir şey öğreniyordu gibi hep bir bağla gelişti. Biz bu duruma o yüzden çok o konuda kendimi şanssız hissediyorum. Çok güzel geldik. Ama mesela işte şu söz olmamış kanka, şunu değiştir falan. Birbirine öyle müdahaleler var ama onun dışında herkes kendi sözünü kendi yazar. Hep müziğin raconu. Mesela bu pandemi döneminde bir sportif yapılarda bunun sıkıntısını çok çektik. Görüyoruz ki organizasyonlarda müzik konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yok. Evet yani yok olması. Senin için nasıl geçiyor bugünler? Bir şey üretme, biliyorum albüm çıkıyor bu arada. Evet. Onun artısı o oldu aslında. Yani biz ben mesela tam pandemi artık başlamaya Şubat'ta mı işte Mart'ta mı? Biz artık konserleri ben çok yorulmuştum. Ve demiştim ki artık konser vermeyeceğim yani. Ve biz işte 2 ay konser almamıştık.
tekrar işte 2-3 ay sonra başlarız diye düşünmüştük. Bilsem o 2 aya da sıkıştırırdım. Yani evet biraz öyle. Ama öyle bir yorulmuştum ki ben artık sahneye çıkmak benim için hani zor bir hale gelmişti. Yani psikolojimi toparlamam, tekrar bilincimi toparlamam gerekiyordu. O yüzden bana pandeminin ilk 4-5 ayı mükemmel geldi. Yani ben o korkuyu atlattığımızı düşünelim. İşte korona olacağız mı olmayacağız mı, ne oluyor falan. O kaos geçti. Evet eve girdik. Ben bir ay evdeyim. Mucize gibi bir şey yani. Yani evde olmak bana çok iyi geldi. İşte kendimi toparladım, spora başladım vesaire gibi artıları oldu. Daha çok müzik yapabildim. Yani çünkü stüdyoya vakit ayırabildik. Bizim öyle bir dönem oldu ki yani stüdyoya vakit ayıramıyorduk. Yani yeni şarkı yapacağız, öyle bir vakit yoktu. Hı-hı. O açıdan güzel oldu dedik de ama bu kadarını da beklemiyorduk yani. Artık yani zor, hayat zorlaşıyor. Hı-hı. Sektör zorlaşıyor. Hani biz yine en şanslı tarafındayız ama bizim sektör piramidin en üstünde ve müzik camiasındaki emekçilerin çok ciddi sıkıntıları var. Yani onlar için de çok büyük sorun oldu. Hani biz yine şikayet edemiyoruz yani. Hmm. Ama tüm sanatçıların da %80 geliri konserlerdi ve evet, onlar yok artık. Ve onun altında devam eden o şey çok ciddi bir piramit. O yüzden hani biraz müzik yapan insanlar için daha da zorlu geçiyor diye düşünüyorum pandemi. Peki hedeflerini konuşalım. Senin bundan sonra mesela şimdi yeni bir tane daha albüm geliyor dedik. O albümde yeni olarak veya farklı olarak ne koydun ortaya? Nasıl bir beklentin var bu albümden bu arada? Yani bu albüm yani her zaman ilk kez daha doğrusu kaygısızım. Yani çünkü ben işte hayatta ve işte müzikte bazı noktalarda yapmak istediğim şeyleri kırdım. Yani daha iyisi olsun, daha azı olsun falan kaygım olmadığı bir dönemdeyim hani şey olarak. Tabii ki de insan hani işte rakamlara takılıyor, işte daha çok büyük olsun istiyor. Belki Avrupa istersin, belki dünyaya yayılmak falan ama şu pandemi dönemi, şu dönem vesaire derken hayatımın işte 30 yaşımı aştığım bir şeydeyiz. Yeni bir sayfa açtım hayatıma. Kaygısızım, o yüzden canımın istediği müziği yaptım ben. Yani ilk çünkü bundan önce hep bir şeyi başarmaya çalışırken buluyorduk kendimizi. Şimdi ise ben canım ne isterse onu yapıyorum. Yaptın yani mı? O yüzden öyle bir albüm yaptım. Yani ve onu ortaya koyduğumda daha içten, daha çok beni yansıtan bir şarkıların hikayesi toplanmış bir albüm ortaya çıktı diye düşünüyorum ve daha iyi hissettiriyor bu bana. Yani o yüzden bu albümüm benim için en özel albümüm diyebilirim kesinlikle. Gerçekten. Çünkü o kaygısızlık ve o içtenlik daha güzel yansıdı diye düşünüyorum şarkılara ve heyecanlıyım o yüzden çok yani. İşin sırrını birazcık daha kendin gibi olabilme haline mi verdin? Evet evet, biraz öyle oldu. Yani çünkü acaba ne olacak kaygısındansa ben işte istediğim müziği yaptım. Bol bol şarkı yaptım. Yani aralarından seçtim. Devamını da getireceğim. Yeni başlıyorum yani. Yeni bir sayfa açtım. Yeni bir albüm ve bundan sonra da yeni hedefler, yeni şeyler. Tabii hani en iyisini hayal eder insan ama hepsinden de memnun olurum yani. Peki, mesela biz tabii Fero'yu çok sevdik. Hep söylüyorum bunu her fırsatta. Müziğin başarısının yanı sıra spora olan sevgisi de bizi hakikaten çok mutlu ediyor. Senin için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ama onun mesela bizde bir açıklaması var. Dedi ki, ben galiba oyunculuk deneyeceğim dedi. Oyunculuk yapmayı isterim dedi. Kendi kariyeri adına. Senin bu dönemde hani yeni katacağın ya da farklı bir şey de denemek istiyorum dediğin bir şey var mı? Yani aslında her rapçinin veya her sanatçının bir oyunculuk şeyinde tarafı oluyor gördüğüm kadarıyla. Daha doğrusu Amerika'daki 50 Cent mesela şu an artık dizi yapıyor. Yani dizi yapımcısı adam. Mesela işte Method Man desek benim işte çok sevdiğim rapçiler hani. Bir filmlerde rol almışlığı var. Eminem zaten kendi filmiyle patlattı kendini yani o zaman. Böyle örnekler var. Açıkçası bu seneki planlarım arasında öyle bir şey yok. Ama hayat ne gösterir ve kıyıda köşedeki bilinçaltındaki hayallerimizde bunlar tabii ki de var. Yani belki de bir, güzel bir teklif olsa, güzel bir şey olsa veya bana uyacak bir şey hissettiğimde öyle bir yol izlerim. Ama kendim kurgulayacağım bir şey değil.
oyuncu olacaksın ama basketbol oyuncusu olacaksın gibi geliyor bana aslında. Çünkü dedi ki yine kameralar kapalıydı, ben de özel ders alıyorum dedi. Aynen aynen. Çok hoş değil mi ya? Ya ben şey, çok sevdim bu konuyu. Ya zaten şöyle bir şey, işte Alper Hoca da diyor ki 30 yaşında tek ders Alper'e alan. Alper'e de buradan sevgi gönderirim çünkü Alper'i çok severim, Alper evet. Saruhan. Şimdi mentorluk yaptığını ve sana özel ders verdiğini bilmiyordum açıkçası. Ya işte o da hani şeyi şaşırdı, 30 yaşında bir adam bu kadar hevesli öğrenmeye çalışıyor. Yani diğer çocuklardan daha çok çalışıyorum onları geçebilmek adına. Zaten bana bu ara işte Instagram'dan gelen mesajlar da öyle. Abi NBA mi hazırlanıyor? Ne oluyor? Karşıyaka'yla mı oynayacaksın? Ne oluyor? Hani amacın ne? Bu kadar basket oynuyorsun falan. Bu arada evinde pota var falan. Evet hani ya, böyle öyle sevdim. Ya. Daha doğrusu bir şey. Yani insan kendini... Kaça mal ettin diyorsan. Bunlar çok önemli. Ya hobi edinmek zor bir şey ve yani basketbol benim için çok gerçekten çok güzel bir hobi oldu ve hani öğrenmek istiyorum o oyun. Yani herhalde çocukluğumdan kalan bir şeymiş yani. Var mı hiç spor bağı? Vardı, var tabii. Yaptın? Ya ben atletizmle çok şeydim yani. Hmm. Başarılıydım. Maraton koşusunda madalyalarım var falan vesaire. Hmm. Ama futbol daha çok oynardık. Hmm. Mahallede daha çok futbol oynanırdı. Hmm. Ama ben basketbolculara çok özenirdim yani. Benim işte tam şeyde evimin önünde basketbol sahası şeyi vardı, spor kulübü vardı ve ben gidememiştim o zaman. Hani o zaman durumlar falan hani öyleydi. Beni gönderememişler. Çok iyi basket oynamıyordum. Boyum da çok uzamadı falan. Orada biraz kaldı herhalde. Konu. Şimdi bugün bizim için özel bir an. Çünkü neden? Dedik ki Anıl, ben de Pınar Karşıyaka'nın salonunda olmak istiyorum dedi. Biz de parkeye indik. Zaten tribünlerdeydi. İlk kez parkeye iniyor. Evet, ve evet. Eğer hazırsan. Hazırım. Ben de korkmuyor değilim çünkü. Yok. Çok tedirginim. Atan alır kısmında biraz ısınıp sonra yarışacağız seninle. Hazır tamam, mısın? Hazırım. Başlayalım hazırım. Mı? Başlayalım. O zaman hadi. Atan alsın o zaman. Atan alır da yarışmaya geçmeden önce klasiktir. Konuklarımıza sorularımız oluyor. Anıl'cığım senin için de bence çok seveceğin yerlerden sorular hazırladım. İyi bakalım inşallah. Bir önceki programda çok zordu sorular. Gerçekten ne sormuştuk ya? Yok bizim sorularımız çok kolay oluyor. Bazıları zor oluyor. Gerçekten. Peki, madem Pınar Karşıyaka ve Karşıyakalısın, sevdanından bahsettik, salondayız. Öncelikle sana kuruluş yılını sorayım. Futbol mu, basket mi? İkisini de soruyorum. Doğru, ayrı yıllar ya, değil mi? Kulübün 1912 futbol. Basketbolun da 60... 5-66 yani 60'lı yıllarda ama 60 Tring. Oralarda şeyin. Doğru bildim, bravo valla. Pınar Karşıyaka. Karşıyakalı olmanın şeyi tabii özel bir durum bence. Şey, müthiş bir şeyde. Karşıyakalılık ruhu var. Bunda farkındayız. Ne zaman buraya gelsek tribünlerin doluluğu, o hani enerjisi, taraftarı gerçekten özel bir durum. Ya spora yani olan aşkı İzmir'in, Karşıyaka'nın çok başka yani. Basketbolda özellikle hani, daha da öyle. Bir şeyimiz var. Başarımız da öyle, süper. Peki, şimdi seni seçtim bu soru için. Niye bilmiyorum. ama bence çok zor bir soru. Aslında sorunun kendisi çok kolay ama tarif etmesi çok zor şey gibi. Futbolda hani offside soruyorlar ya işte kaleye son yakalanan. Evet, tarifi zor. Evet yani tarifi zor. O yüzden bence tarifi zor olan bir şey soracağım sana. Steps nedir? Tarifi zor. Bence zor. Sence kolay mı? Ya adımlamanın yanlış olmadı. Yani elin top elindeyken adımlamayı yanlış yapmak ama yani tabii onun açılımı nasıl olur? Doğru. Tarif etmesi zormuş. Şimdi top sektirince aslında bir tane top gösterir sektirince... Gösterir ki gösterebilir. Gerçekten zor bu bence. Steps. yani top şu steps. Bir kere top sektirme hakkım var. Yani evet, bir kereden kastım aldık. Tek değil ama topu tuttuktan sonra yani ama iki ayağınla alakası. Onun tam ben sözlük... Eski handbolcuyum ya, öyle kalmış aklımda. Ya şimdi iki ayağın nasılmış tam tarifi ama tam doğrusu... tarifi bence de yok. ben de anlatamayanlardım. O yüzden senden istedik ama bence işte bir tanesi bir kere topu sektirme ve tutma şansın var. Ya bir kere tek sektirmekten bahsetmiyorum ama dribbling yaptıktan sonra topu tuttuktan sonra tekrar dribbling yapamıyorsun. Evet. Handball'dan geçiş yaptığım için benim çok zorlayacağım işte aklımda o kara günler kalmış. Ya step ilk öğrendiğim öteki şey de baskette. Öteki de dediğim gibi ama yani olayı... tek adım şansın var. Evet, iki adımla hareket atabiliyorsunuz top elinde. Peki. Ama bence güzeldi. Ama tarifi zormuş. Bunlar bazen kafa karıştırıcı ama güzel konular. Bir düşünelim bunu. Hazır mısın? Hazırım. Bence yani bilmiyorum, gördüm gayet de güzel basketbol oynuyorsun o yüzden. Yok, bu kadar değil. Benim gibi durduğu yerden iyi atıyor. Başlıyoruz. Tamam. Atan tamam. Alır başlıyor o zaman. Ya
atanır da geldik yarışma kısmına. Biraz ısındık, ısındın mı? Yani. Sonra diyecektim son arkamızdan sallar, tam ısınıyordum falan da. Emin misin birazcık? Yok yok, iyiyiz. Ya ısınacak bir şey yok artık burada zaten. Öyle mi? Yani. Bak hazır mısın? Hazırım, hazırım. Bak sonra yok işte tamam. O acım dersin, sonra Şükran bir şey dersin. Tamam. Rica tamam, ediyorum tamam, hanım. Tamam. 5 tane foul atıyoruz. Kendisi 5 atacak. Ben 5 atıyorum. Bakalım kimin bileği. Bakalım Alper seni nasıl çalıştırmış. Peki, başlıyoruz. Sen mi başlayacaksın, tamam. Ben mi? Fark etmez. Fark etmez. Başlayayım. 5 tanesi girseydi çünkü o zaman. Bir de bir. Moralli başlayalım bari. Bayağı iyi başladı. Konsantre falan oluyor, dizler kır falan. 2-2. Hadi bakalım. Bunun bir drilli vardı ama. 3-3. Wow. Ah, onu fark ettim giderken. 4-3. Son atış. 3-3. Zayıf. Hadi bakalım affedecek mi? Konsantre de atacak bir şeyler yaparsam belki. Yalnız benim ortalamam 5-3'tür bu arada. Öyle mi? Benim daha fazlaydı aslında. Ama bu sefer Pınar Karşıyaka'nın salonunda sanki... Bana da onun heyecanı bastı. Çember sevdi. Vay be. Bir kere de bitiyor mu? Birkaç kere daha ben sana söyledim. Son atış. Eşitiz şu anda. Uzuyor. 5-3. 5-3. 5-3 bitti. Tamam. Uzatma. Mecbur şimdi uzatmaları oynayacağız. Isınmaya çalışıyorum. Hala ısınmaya çalışıyorum. Evet ya, böyle bir şey görüyorum. İki atış Anıl atıyor. İki atış böyle atıyor. Tam bir maç usulü yalnız şu anda. Ha, yani hani efendim? İki atış mı direkt? İki. Tribünlerin dolu olduğunu ve artık maçı sen kazandırdın veya kaybettin noktasındayız. Son saniyeler olsun. İki atış hakkı var. Bakalım galibiyete uzanıyor mu yoksa ben mi alıyorum? Oh, çok stresli oldu. Vay be. 1-0. Üzdü. Günümde değilim ya bugün ben de. Anıl iyi misin? Su, havlu ne varsa getirin. Baskıya dayanamadım galiba. Bakalım ben daha istiyorum çünkü ondan yani... emin değilim vallahi doğru. Anıl... Anıl benimle üçlük atmak istiyorum, şöyle şuradan söylüyor. İzlemiş bütün programları, üçlük atamadığımı öğrenmiş. Bu hal yanlış oldu. Programı o zaman uğurluyoruz seni. Ya inanılır gibi değil gerçekten. Aslında iyi yarıştık, berabere bitti. Sonra uzatmalar ama galiba biraz ses oldu. Şu an çünkü kameranın arkası birazcık kalabalık. Tabii, bir de tribünlerde şey geldi, de var. Ben ondan heyecan yaptım. Profesyoneller burada evet, şu anda birazcık gerginlik atamadım. Var. Anıl teşekkür ederiz geldiğin için. Çok mutlu olduk seni ağırladığımız için. De, seni yakından tanıma fırsatımız olduğu için. Basketbol konuştuğumuz için ve basketbol sevdan aslında bizi de çok etkiliyor. Müziğin de aynı şekilde. Teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ ol. Affet, istemeden kazandım. Gerçekten. Benim üçlüye çıkarmadığın için teşekkür etmem lazım bu arada. Çünkü dediğim gibi yani ne kadar üçlüye çıkarmak istediğini anlatamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Atanır burada noktalıyoruz. Görüşmek üzere efendim.